Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bugünkü videomuzda Marea aracımızın ön far grubunu, kısa ve uzunlarını LED ampulle değişimini yapacağız. Bu şekilde Nikon'un Pro serisi LED ampulleri. H1 LED'lerimiz var arkadaşlar. Aracımız uzunda da kısada da şu şekilde H1 LED kullanıyor. Arka fan olarak da biraz da kısa. Daha iyi. Zaten bir tane far kapağı var. Onun haricinde bakacağız o kapağı olup olmama durumuna. Daha denemedik çünkü. Bu tarafta alanımız dardı. Sol tarafta. Onun için şuradaki görmüş olduğunuz şu parçayı, hava filtresine giriş olan parçayı sökmemiz gerekiyor. Çok basit bir söküm var. Hemen şuradan bir tane vida ve buradan da bir tane vidamız tutuyordu. Onları çıkartınca zaten direkt çıktı. Herhangi bir zorluğu olmadı bizim için. O yüzden biz başlamadan onu söktük arkadaşlar. Onun haricinde şu şekilde şurada farlarımız. Şurası kısalarımız arkadaşlar. Şu kapaklı olan yer tek kapak var zaten farda. Sadece sağ tarafın uzunlarında kapağımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o da buraya takılıyor. Onun haricinde kapak yok. Diğerlerine de kapak bakmaya çalışacağız. Şimdi montaj işlemine geçelim arkadaşlar. Far montajını yaparken öncelikle sağ tarafın kısa farlarından başlıyoruz. Bunun arkasında soketi var. Bunu sökmemiz gerekiyor ve şuradaki gördüğünüz teli şu şekilde arttırıp ampulümüzü çıkartıyoruz. Normal sarı ampullerimiz var. Normalde arkadaşlar bu üzerindeki ampul direkt şey yapıyordu. Eksisini buradan alıyordu. Bunda bakacağız şimdi duruma nasıl bir şey olacağına. Evet, far montajını yaparken şu şekilde farımızın üzerindeki bu ayağı çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu çıkartıp şu çıkıntılı olan kısmını, şuradaki görünen çıkıntılı kısmını buraya getirip oturtmamız gerekiyor. Şöyle bunu oturtup bu teli üzerinden öncelikle sabitlememiz gerekiyor. Evet, bu şekilde farımızın ayağını sabitliyoruz arkadaşlar. Şu anda herhangi bir oynama yok ayakta. Daha sonra farı şu şekilde bu LED kısımları sağa sola bakacak şekilde yerine oturtmamız gerekiyor. Şu şekilde farı içerisine oturtup sıkıştırmamız lazım. Evet. Şu anda farımız oturdu. Ben de buradaki şu görmüş olduğunuz parmağımın ucunda zaten açınca da görürsünüz. Eksi soketi var. Onu çıkardım arkadaşlar. Şimdi o soket burada. Bunu taktığım zaman herhangi bir sıkıntı yok. Bunu da bu şekilde bırakmak istemiyorum. Burada herhangi bir buna zarar gelmemesi için. Şöyle makaronla üstüne takıyorum. Daha sonra bunu içine oturtmamız gerekiyor. Makaronu üstüne ısıtıp tekrardan oraya bir elektrik bandı çekmek istiyorum. Ki herhangi bir sıkıntı olmasın. Sonuçta elektrik aksamı. Şu şekilde makaronumuzu ısıtıp evet. Şu anda sağlam bir şekilde oturdu arkadaşlar. Daha sonra ben bunun üstüne toparlarken yine bir miktar bu açıkta kalan yerleri elektrik bandıyla kapatırım. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Daha sonra burada uzun farlarımız var arkadaşlar. Şimdi ben bunun farkını bunu da değiştirdikten sonra zaten sol tarafımız şu anda sarı ampul olduğu için farkı gayet iyi anlayacaksınız. Kısalarımızda mercek de var. Oldukça iyi bir performans alacağımızı düşünüyorum ben farlardan. Onun görüntülerini de birazdan ekleyeceğim. Zaten özellikle hava kararmaya başladı. Buradan soketimizi çıkartıyoruz. Yine arkasındaki telimizi attırıp buradan farımızı alıyoruz arkadaşlar. Daha sonra yine buradaki diğer H1 LED'imizi takmamız gerekiyor. Ve buranın da eksisini çıkartmamız lazım arkadaşlar.
Buradaki eksiyi alabilmemiz için şurada vidanın altında arkadaşlar eksi. Bunu sökmemiz lazım. Şu şekilde vidayı gevşetip şu altından şu şekilde kabloyu boşa çıkartıyorum. Şu da telimiz zaten. Evet, şu anda gördüğünüz gibi bu da eksi ucumuz arkadaşlar. Bunu çıkarttık. Şimdi montaja tekrardan geçelim. Şu şekilde önce yine bu ayağı oturtmamız gerekiyor. Çıkıntılı kısmı fara yapışacak şekilde. Daha sonra bunun üstüne sabitleme telimizi geçiriyoruz arkadaşlar. Teli geçirip bu ayağı sabitledikten sonra buradaki siyah parçayı farın üstünden çıkan. Daha sonra farımızı içine oturtturuyoruz. Ve burada da yine şöyle bunlar eksi bu şekilde. Buna bir ayar yapmamız gerekecek. Şu artı kısmı bunu direkt takabiliriz. Herhangi bir sıkıntı yok burada. Bu eksiği arkadaşlar buraya bir şekilde bunları sıkıştırmam lazım. Bunları halledip en son bitmiş halini sizlere gösterelim. Evet arkadaşlar, burada bu iki bacaklı olduğu için şu eksi kutbumuzun içinden bir bacağını geçirtiyoruz. Diğer bacağını da bunun üstüne kıvırıyorum. Şu şekilde sıkıştırdıktan sonra burayı bu şekilde sıkıştırıyoruz. Ve şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Testini yaptık. Daha sonra şu makaronu üzerine geçirip ısıtacağız. En sonda bu makaronların üstünden yine ben elektrik bandı ile geçeceğim. Daha sağlam olsun diye. Evet, bunları bu şekilde geçirdikten sonra sağ tarafımızın montajı tamamlanıyor arkadaşlar. Şimdi ben sizlere sağ ve solun farkını göstereyim. Evet arkadaşlar, şu anda ekranda sol tarafta gördüğünüz aracın sağ tarafı LED ampullerle değişimini gerçekleştirdik. Sağ tarafı ise, yani şoför tarafı ise hala sarı olarak gözüküyor. Şu anda kısaları görüyorsunuz farkını. Kısalarda dediğim gibi mercekli. O yüzden çok bir sıkıntı olmuyor göz alma durumunda. Ama yine belirtiyorum, bir far ayarı mutlaka yaptırın. Bir elektrikçiye mutlaka gösterin arkadaşlar. Far ayarı, far yükseklik ayarını ayarlasınlar. Şimdi uzunlarımıza bir bakalım. Evet, gördüğünüz gibi uzunlar oldukça parlak. Zaten çok fazla uzunlarla kullanamazsınız aracı. Bayağı göz alıyor ve şimşek etkili. Bir hızlı hızlı selektör yapalım. Ve aradaki farkı görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, bu şekildeydi. Şimdi şoför tarafını, bizim buradan bakınca sağ taraf, sol tarafımızı, arabaya göre sol tarafı montajını yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda bunları kapattık. Dediğim gibi üzerine de elektrik bandı çektik ve şu anda herhangi bir şey açıkta yok. Şu şekilde bunları şuralara saklayabilirsiniz. İçinde kalsın. Ve bunu da şöyle aşağıya gelecek şekilde. Evet, şu anda bütün hepsi de kapandı. Kapağı kapatmayı deneyelim ama ben zannetmiyorum kapanacağını. Sizler de görmüş olursunuz. Ama tuttu. Evet. Şu anda tuttu. Herhangi bir sıkıntı yok kapakta arkadaşlar. Evet, şu şekilde. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Buranın dediğim gibi zaten kapağı yoktu. Bu şekilde kullanılıyordu. Yine sol tarafında herhangi bir şekilde kapağı yok arkadaşlar. Şimdi biz sol tarafın montajını başlayalım. Bu tarafta herhangi bir görüntü almayacağım arkadaşlar. Zaten montajı aynı. Şöyle ben size oranın durumunu da göstereyim. Biraz da görüntü almada sıkıntı yaşayacağımız için. Şurası uzun far. Bakalım aynı şekil. Uzun far da burada yine vidanın altına bacaklar sıkıştırılmış. Onun haricinde şuradan kısa farda
Kısa farda yine aynı şekilde şurada görüyorsunuz şu anda. Şöyle bacağı burada arkadaşlar. Bunu çıkartıp takacağız. Şimdi biz buranın hızlıca montajını yapalım. Daha sonra en son bitmiş haliyle sizlere gösterelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, montajımız bitti. Biraz uğraştırdı. Bu kadar olduğunu tahmin etmiyorduk ama çok güzel bir şekilde tamamladık. Dediğim gibi far kapakları olmadığı için onları kapatamadık. Zaten normalde de yokmuş. Onları eğer bulabilirsek bulmaya çalışacağız ve onları da kapatacağız. Daha sağlıklı bir görüntü olması için. Şu anda tamamen komple LED fara dönüş yaptık arkadaşlar. Şimdi kısaları bir açalım. Evet, gördüğünüz gibi kısalar bu şekilde arkadaşlar. Uzunlar bir aç. Uzunlar da oldukça parlak. Birazdan sizlere gece görüntüsünü, karanlık bir yerde görüntüsünü, karşıdan gelişini vesaire çekmeye çalışacağım. Bunlar tabii videonun sonuna eklenti olarak, bir kısa video olarak koyacağım arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Videomuz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Değerli yorumlarınızı bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Birazdan dediğim gibi akşam gece görüntülerini, yoldaki görüntülerini sizlere göstermek için bir video ekleyeceğim arkadaşlar. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, şu anda karanlık, sadece bir tane şurada yukarıda ampulümüz var. Onu varsaymazsak şu an oldukça karanlık bir ortamdayız. Şu şekilde kısalarımız. Tabii ki far ayarı istiyor kısalarımız. Bu arada yerler de ıslak. Yani yağmurdaki görüntüsünü merak edenler arkadaşlar olursa eğer. Şu şekilde uzunlarla kısalar bir. Şöyle kısalar tekrardan, uzunlar oldukça güzel. Ve karşıdaki aracın ne olduğunu bile gösteriyor neredeyse. Gayet güzel bir aydınlatması var arkadaşlar. Şimdi karşıdan gelen görüntüsünü de sizlere göstereyim. Evet, şu anda kısalar, uzunlar, selektör. Farlar kapalı iken selektör. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kısaları şu anda açık. Mercekli far olduğu için herhangi bir göz alma olayı kesinlikle yok. Ben çıplak gözle bakıyorum tam karşıdan. Ama uzunları açtığın zaman, yani olması gerektiği gibi göz alıyor. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Dediğim gibi bir far ayarı mutlaka yaptırın. LED far taktıktan sonra araçlarınıza, ki karşıdan gelenin güvenliğinde tehlikeye atmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.